Oyunda en değerli şey nedir diye sorsanız arkadaşlar kesinlikle cevher derim. Çünkü gerçekten de oyunda çok fazla değerli. Niçin mi değerli? Bu cevherle taş alıyoruz, kahraman çıkartıyoruz. Bu cevherle e, gümüşler alabiliyoruz. Bu cevherle enerji alabiliyoruz. Bu cevherle klan boss anahtarı alabiliyoruz. Bu cevher ile e, örnek veriyorum arenada e, bilet alabiliyoruz bu cevher ile turnuvalarda, etkinliklerde vesaire vesaire yarışabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden cevher çok önemli. Bu videomda da yapmış olduğum çekilişle sizlere cevherlerinizi vereceğim. 10 tane arkadaşımıza cevher vereceğim ama çekilişi yapmadan önce cevherler hakkında ve maden hakkında birazcık sizlerle konuşmak istiyorum. Kısa bir vaktinizi alacağım. Arkadaşlar cevherleri aldığımız zaman hepimizin ilk yöneldiği şey maalesef gidip marketten taş almak dükkandan. Arkadaşlar almış olduğumuz 3 tane veya işte 10 tane 11 tane mavi taş ile efsanevi kahraman bekliyoruz. 2 çarpı etkinliği de vesaire ama bunun yerine tam 900 tane cevher veriyoruz. 11 tane taş veriyor değil mi? 900 tane taş şey cevher veriyoruz. 11 tane taş içerisinde kahraman çıkma oranı da %1 ihtimalle. Yani çok düşük bir ihtimale biz ee, elimizde biriktirmiş olduğumuz belki 900 cevheri haftalar sürüyor yani biriktirmemiz. Onu bir anda gözümüz kapalı veriyoruz ve açıyoruz ki hepsi nadir kahraman belki bir iki tane epik çıkarsa çıkıyor. Tabii yeri geliyor bir tane mavi taşa bir tane efsanevi kahraman da çıkartan arkadaşlarımız oluyor. Ben çıkartamıyorum ama <laughs> bir mavi taşa bir efsanevi kahraman Draco Düses alanları mı tanırım yani e, hepsini gördüm yani arkadaşlar soruyorum. Adam diyor ki bir tane mavi taştan çıkarttım. Yani bu şans tamamen şans yani o da yüzde bir bir ihtimalle tutuyor yani o şans. Şaşırıyorum ama e, her ne olursa olsun arkadaşlar ben cevherleri taşa verme taraftarı değilim. Kesinlikle enerjiye veririm. Giderim arenada bilet alır arenada da e, deli gibi savaşırım. Ama gelip de cevherle Kumar oynamam yani e, çünkü çok düşük bir ihtimal bir kahraman e, efsanevi kahraman çıkma oranı. Tabii ki ben alıyor muyum? Şu an için ben alıyorum arkadaşlar yani açıkça konuşmak gerekirse taş alıyorum çünkü ben Raid'le de bana haftalık olarak taş veriyor, cevherler veriyor. O yüzden bol bol harcıyorum. Normalde sizin gibi yani ben bana da verilmemiş olsa bu günlük girişlerden almış olduğum, madenden almış olduğum cevherlerim olmuş olsa kesinlikle ve kesinlikle bir tane bile taşa harcamam. Çünkü gerçekten çok değerli oluyor. Örnek veriyorum ilerleyen zamanlarda yine olmayacağı da yani olmayacağı da kesin değil. Belki olabilir. İnşallah olur. Dört gözle bekliyorum zaten. Enerjim falan çok fazla. Cevherim falan var. Yani stok kahraman stokum da var. Bir turnuva yapıyorum olar işte kahraman eğitme turnuvası birinci olana Sir olas veriyorlar ben geçen sene yılbaşında yani geçen yılbaşında Sir olası oradan almıştım birinci olmuştum kahraman eğitmede orada çok fazla enerjiye ihtiyacımız olmuştu ki benim Allah'tan da stoğum çok fazlaydı enerji stoğum on tabi enerjiler tutmanız da tavsiye etmem ben tutuyorum ama ben yetiştiremiyorum enerjiler de veriyorlar ben habire birikiyor bende e, Cevher stoğum da sağlamdı onun için de Sörnük olası birinci olarak almıştım arkadaşlar. İhtimal var mı bana sörnük olasının taşlarda çıkma ihtimali? Çok düşük. Çıkmazdı da çıkmayacaktı da. O yüzden sörnük olası o da kaptım ve ölümsüz takımımı yaptım. Çok güzel oldu. E ve sizlerin de kesinlikle cevherlerinizi, cevherlerinizi arkadaşlar böyle boş beleş yerlere harcamanızı tavsiye etmem. Dursun. Orada biriktirin 10 bin tane bile olsa 20 bin tane bile olsa gidip de taş almayın arkadaşlar. Bir turnuva gelir bir füzyon gelir çok hoşunuza gidecek bir kahraman gelir. Orada enerji sıkıntısına düşersiniz orada gider enerji alırsınız. Turnuvalar ve etkinlikler dışında ne bileyim ona benzer bir şey olur bir yerde ihtiyacınız olur cevheriniz olmaz ustalık değiştirmeniz gerekir ölümsüz takım yaparken orada kullanırsınız orada sizin işinizi çözer yani demek istediğim yani taşlara kesinlikle ve kesinlikle taşlara e, mavi taşlara e, cevher harcamayın arkadaşlar ustalık açmak için de cevher harcayan arkadaşlarımız var vaktiniz var ise ki bu oyun oynuyorsanız zaten vaktiniz var idir. Ki oyun zaten vakit isteyen de bir oyun değil. Yani otoya bıraktığınız zaman günde 30 tane savaş ustalık savaşında mini torun labirentinde savaşsanız 4 gün içerisinde bir kahraman ustalığını çok rahat bir şekilde açarsınız. Ustalığa da cevher harcamanızı tavsiye etmem. 800 tane cevher ile gidin enerji alın. Ben zaten onun hesabını da yapmıştım. Videosu var kanalımda. Arkadaşlar en azından 150-200 cevher daha kara girmiş olacaksınız. Yani aynı zamanda günlük giriş enerjilerinizi de kullanmış olacaksınız. Yani uzun lafın kısası e, her yönden cevher boyunda çok değerli kesinlikle ve kesinlikle tekrar ediyorum arkadaşlar belki videonun başından beri kaç kez söyledim bilmiyorum ama mavi taş almayın. Bir an böyle gaza geliyoruz hepimiz böyle cevherimiz de özellikle bol olduğu sıra bir de bakıyoruz sohbet yerlerinde adamlar ardarda arda böyle kahramanlar çıkartınca gidip çıkartınca gidip e, dükkandan taş alıyoruz bize çıkacakmış gibi ama çıkmıyor abi. Yani yüzde bir şans bize size çıkmaz yani arkadaşlar vardır illaki içinizde böyle bir iki mavi taşa güzel kahramanlar çıkartan muhakkak vardır ama yani dediğim gibi düşük ihtimaller. Şimdi diyeceksiniz Alt Legends çekiliş yapıyorsun yani bize e, cevher vereceksin sonra onunla taş alacaktım. Benim onu yani o sevinci bana kursanda da bıraktım diyebilirsiniz arkadaşlar ama size iyilik yapmaya çalışıyorum. O cevher size lazım olacaktır. Yakın zamanda bildiğiniz gibi şu aralar çok fazla fizyon, parçaşar etkinlikleri vesaire vesaire e, çoğaldı ve ilerleyen zamanlarda çok daha fazla kahramanlar gelecek oyun içerisine. Yeni bir endeks eklendi. Bu endeksin içerisine illaki kahramanlar koyuyorlar. O kahramanlar, cücelerden falan gelecek olan hala kahramanların olduğunu söylemişlerdi. O kahramanları parçacıklarla, fizyonla falan koyduklarında o e, harcamış olacağınız işte 300, 250, işte 800, 900 cv'ye çok fazla ihtiyacınız olabilir. Hele bir de oyunu seri bir şekilde oynayan kişiyseniz Kesinlikle ve kesinlikle vermiş olduğum bu cevherleri harcamayın. Bekletin abi. Yani orada çürümez kokmaz. Ha bire beklesin yani bir turnuvada. Hepsini eritirsin yani. Evet arkadaşlar şimdi uzun lafın kısası. Ben vermeden önce uyarayım da. <laughs> Artık sonu size kalmış. İsterseniz alırsınız. Taş açarsınız. isterseniz stok yaparsınız. isterseniz enerji alırsınız. Ustalık açarsınız vesaire. Bir de madeninizi açın arkadaşlar. Yani bazı bazı hesaplara takipçi hesabı inceleme hesaplarına giriyorum. 60-70 levelde hesap var daha madene açık değil. Yani 500 cevhere kıyıp maden açmıyor gidiyor 500 800 900 11 tane taş alıyor. En azından maden açtığınızda size tekrar o madene harcamış olduğunuz cevheri size 2-3 ay içerisinde bu maden ocağı size tekrar geri verecektir. O yüzden madeninizle açın. Orada çalışsın. Oradan da en az günde 10 e, günde e, 14-15 tane cevher kazanırsınız. O da yani haftaya döktüğünüz zaman, hatta aya döktüğünüz zaman, hatta seneye döktüğünüz zaman çok ciddi anlamda e, cevher anlamına gelir arkadaşlar. Cevher biriktirmiş olursunuz. Evet, şimdi e, daha fazla fazla vaktinizi almayayım. Zaten oyunu bilen arkadaşlar bu cevherleri nasıl kullanacağını çok iyi biliyorlar. Ama oyunu yeni başlayan ve pek fazla tecrübesi olmayan arkadaşlar maalesef bu CFL'leri çok boş yerlere harcıyorlar. O yüzden de uyarmak istedim. Şimdi gelelim cevher çekilişimize. Toplamda 540 tane cevher 10 kişiye verilecekti. 6 tanesi tüm abonelerimize verilecekti ve 4 tanesi de özel üyelerimiz arasından verilecekti ve bir tane özel üyemizin de hesabını incelemek için çekiliş yapacaktık. Şimdi çekilişimize geçelim. Bakalım bu ayki cevher çekilişimizi kazanan arkadaşlarımız kimlermiş. cometpicker.com web sitesine girdim. Videomuzun linkini buraya yapıştırdım arkadaşlar. Ve yorumları aldığımda da toplamda 138 kişi katılmış. Oldukça az. Bu sizin için çok iyi normalde bildiğiniz gibi cevher çekilişlerinde özellikle 300'e yakın kişi katılıyordu ama uzun bir zamandır video paylaşmadığım için izlenme sayımda da düşüş var maalesef. şu an için şanslısınız yani. 138 kişi içerisinden 6 kişiye geçecek bildiğiniz gibi arkadaşlar. 4 tanesini de özel üyelerimiz arasında vereceğiz. Tabi özel üyelerimizde de katılım oldukça az. yani şanslısınız uzun lafın kısası. Şimdi birinci kazanını belirleyeceğiz arkadaşlar. Bu ayki cevher paketimizin birinci kazananını sizlerle birlikte Başlatıyorum bakalım kim kazanacak bu ayki ilk şanslı kişimiz Polat Kızıl arkadaşlar. Evet bakalım katıldım yazmış. Polat kardeşim hayırlı olsun hemen açıklamalar bölümünde bulunan Discord linkinden e, Discord kullanıyorsan eğer e, Metin kardeşime oyuncu kimliğini yazarsan Metin kardeşim CV paketini gönderecek sana salı günü. Eğer Discord kullanmıyorsan eğer yine aynı zamanda açıklamalar bölümünde video açıklamasında e, Discord kullanmıyorsan eğer Instagram linkim var veya oradan bana da gönderebilirsin oyuncu kimliğini. Evet Polat kardeşimize hayırlı olsun. Birinci cevher paketimiz gitti. İkinci cevher paketimizi kazanan arkadaşımızın ismi ise Ahmet Kaya arkadaşlar. Ahmet Kaya kardeşim katıldım demiş. Hayırlı olsun Ahmet kardeşim. Yine aynı şekilde sen de açıklamalar bölümünde Discord linki önceli olmak üzere. Metin kardeşime ulaşırsan sevinirim. Evet üçüncü kazananı belirliyoruz. Üçüncü kazanan arkadaşımızın ismi Resul Katıldım herkese gönülden başarılar demiş. Resul kardeşime hayırlı olsun. Ee, üçüncü cevher paketinin sahibi oldu. Yine açıklamalar bölümünde Discord'dan e, Metin kardeşime yazarsan Resul kardeşim e, cevher paketini salı günü göndereceğiz. Evet dördüncü belirleyeceğiz değil mi? Evet 1, 2, 3 bu dördüncü olacak. Dördüncü cevher paketini kazanan arkadaşımız ise dördüncü cevher pakete Ahmet Üryal'a gitti. Ahmet Üryan pardon Üryan kardeşime katıldım demiş ve oyuncu kimliğini Metin kardeşime Discord'dan gönderirse sevinirim. Discord kullanmıyorsanız, kullanmıyorsanız eğer yine açıklamalar bölümünde bulunan Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Ahmet kardeşimiz de şey yapmış aldı kazandı. Beşinci göndereceğiz değil mi? Beşinci olacak. Evet bu beşinci kazananımız. Beşinci kazananımız ise... Muhittin Yalçın 5. kazananımız katıldım demiş. Muhittin kardeşim de tebrik ediyorum. 6. Ee, mı olacak acaba yani sayısını unuttum ama bu 6. arkadaşımızla belirleyelim de yine videodan sonra ben bakarım sayarım ee, eğer 7. ise bu belirleyeceğimiz kişi ee, artık onu da yedek talihli olarak belirleriz ama bir belirleyelim 6. kazanan diyerekten bakalım 6. kazanan kim efsas kardeşimiz kazandı katıldım demiş ve 6. cevher paketinin sahibi oldu eğer 6. değildi 7. kişi ise o zaman yedek talihli olur. Evet arkadaşlar yani kazanamadıysanız hiç üzülmeyin çünkü e, aylık olarak cevher paketi her ay kanalımda olacak ve çok yakın zamanda yine tekrar e, hesap çekilişlerine başlayacağız. Birbirinden güzel hesaplar ile yine çekilişler yapacağım. Yani cevher kazanamazsınız, hesap kazanırsınız. Hesap kazanamazsınız, takipçi hesabı inceleme çekilişinden bir şeyler kazanırsınız. Veya ilerleyen zamanlarda yine farklı çekilişlerim olabilir. Onlardan bir şeyler kazanabilirsiniz. Arkadaşlar çekilişlere hem size faydalı olması için hem Yararlı yani size yararım dokunabilmesi için yapıyorum. Yani o yüzden çıkmadı diye üzülmeyin. Tekrar ediyorum. Evet şimdi tüm abone abonelere olan çekilişimiz bitti. 4 tane cevher paketimizi de özel aboneler arasından vereceğiz ve bir tane de takipçi hesabı inceleme çekilişi yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağız. Evet online çekiliş yap.com'a girdim ve özel üyelerimizin isimlerini yazdım. 18 tane özel üyemiz katılmış. 4 tane cevher paketi gidecek. 1 tane de hesap inceleme çekilişini yapacaktık. Toplamda 5 kişi kazanacak. 14 18 kişi içerisinden oldukça, güzel arkadaşlar ve hızlı bir şekilde çekilişi sonuçlandırdık. Bakalım kimler cevher paketinin sahibi oldu. Ve kimin hesabını inceleyeceğiz? Arkadaşlar birinci cevher paketimiz Semet, e, Samet Öztürk kardeşimize gitti. İkincisi Ömer kardeşimize, üçüncüsü Sezai kardeşimize, dördüncüsü Yunus Emre kardeşimize gitti. Ve yedek talihli dediğimizde hesabı inceleyeceğimiz kişi hesabını da Mehmet Kral kardeşimizin hesabını inceleyeceğiz. Ve çekilişimizin sonuna geldik. Umarım güzel bir çekiliş olmuştur. Kazanamayan arkadaşlar söylemiş olduğum gibi hiç üzülmesinler. Mehmet kardeşimiz de açıklamalar bölümünde bulunan Instagram ve Discord linkinden bana ulaşırsa eğer e, çok yakın bir zamanda hesabını inceler. Güzel videolar, güzel takımlar, güzel taktikler yine paylaşırım onun hesabından sizlere. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki çekilişimizde e, çok yakın zamanda söylemiş olduğum gibi hesap çekilişi başlayacak. E, çekilişimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.